takipçilerim 3 nokta başlıyor. Bugün konuğumuz Memleket Partisi Belediye Başkan Adayı Avukat Fikret Çayır. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız? İyi misiniz? İyiyim, teşekkür ederim. Sizler nasılsınız? Sağ olasın. Evet, Cevap Bey. Merhabalar efendim. İyiyiz çok şükür. Evet. Siyaset meydanları hareketlendi. Bugün de genç bir kardeşimiz var. Değerli bir kardeşimiz var. Öncelikle hoş geldiniz. Hoş bulduk Cafer Bey. Aslında bu yaşta bu işe soyunmak, böyle cesaret etmek ciddi bir cesaret istiyor. Yani medeni cesaretiniz öncelikle çok güzel. Programımıza gelmek de bir cesaret istiyor. Evet. Onun için ayrıyeten tebrik ediyoruz. Sen başla Ahmet abi, klasik. Evet, klasikten çıkalım artık. Evet, Fikret Çayır kimdir? Bir tanıyalım. Biz öncelikle tanıyoruz ama yani takipçilerimizi tanısın, kendinizi tanıtın. Teşekkür ediyorum. Öncelikle Cafer Bey, az önce söylediğiniz üzere bu cesareti nereden buluyorsunuz dediniz. Bu cesaret gençlikten geliyor, onu söyleyeyim. Ben Avukat Fikret Çayır. Buranın Aydınoğlu köyünde doğdum. Mutlu'nun Aydınoğlu köyünde doğdum. Akabinde ilkokulu, ilk öğretimi, ortaokulu, orta öğretimi, Aydınoğlu Köyü ve Sakızköy ilk öğretim okulunda tamamladıktan sonra üniversite olarak Osman Nuri Alman Anadolu Lisesi'nde eğitime devam ettim, lise olarak. Akabinde lise eğitimi tamamladıktan sonra Hacettepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi'ne girdim. Burada 4 yılda hukuk eğitimi tamamladım. Daha sonrasında avukatlık stajımı tamamlayarak Mersin Barosu'na kayıtlı avukat olarak çalışmalarıma başladım. Kendi kurmuş olduğum ofiste hala çalışmalarıma devam ediyorum. Aynı zamanda Çağ Üniversitesi Kamu Hukuk alanında yüksek lisans eğitimi aldım. Akabinde yüksek lisans eğitimi almaya doyamadım. Karamanoğlu Mehmet Bey Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi alanında yüksek lisans eğitimime devam etmekteyim. Aynı zamanda farklı dergilerde yayınlanmış makalelerim bulunmaktadır. Bu anlamda mesleki faaliyetlerimizi ve şimdilerde siyasi faaliyetlerimizi yürütmekteyiz. Şimdi siyaset bilimi üzerine yüksek lisans yaptığını söyledi. Herhalde mevcut adaylar içerisinde herhalde en tahsilli duruma geçmiş gibi bir durum. Teşekkürler. Daha geleceğiz. Tabii, işin latifesini yapıyoruz. Bu arada diğer adaylar da lütfen yanlış anlamasınlar konuda. Şimdi Sayın Başkan, Memleket Partisi'nden aday oldunuz. Evet. Yani öncelikle bu Memleket Partisi ile başlamak istiyorum. Neden Memleket Partisi? Nerede buluştunuz? Nerede yolunuz kesişti? Aynı zamanda Memleket Partisi'nde kurucu ilçe başkanısınız. Yani nerede bir yolunuz kesişti? Nerede bu Memleket Partisi'ye olan ilginiz başladı? Teşekkür ediyorum öncelikle soru için. Burada şuna değinmek gerekiyor. Biz Memleket Partisi'ni kuranlar olarak, bu faaliyet içerisinde yer alan insanlar olarak, bu arada ilk 2021'de kuruldu. Ben 2022 yılı içerisinde partiye dahil oldum ve o günden beri çalışmalarımız devam etmekte. Biz insanların üçüncü bir yola ihtiyacı olduğunu hissettik. Gördük bu konularda, birçok insanla birçok sohbetlerimizde buna rastladık. İnsanlar artık mevcut yönetimden de karşısında bulunan muhalefetten de bıkmış durumda. Biz insanların Atatürk'ün yolundan giderek refaha erişeceğini savunuyoruz. Bu anlamda Memleket Partisi'nin politikaları akılcı, realist politikalardır. Atatürkçü, Atatürk'e sonuna kadar sahip çıkan bir partidir. Şu anda örneği olmayan bir parti olduğumuzu söyleyebilirim. Bu anlamda Memleket Partisi ile yollarım kesişti. 2022 yılından bu yana da Memleket Partisi içerisinde aktif bir şekilde siyasete devam etmekteyim. Peki, bu siyasete girdiniz, Memleket Partisi'nin kurucu ilçe başkanı oldunuz. Belediye başkan adayı olmak nasıl çıktı? Şimdi burada, evet, bu soru çok geliyor bana. Özellikle genç bir aday olmam itibariyle çok fazla alıyorum bu soruyu. Ben öncelikle insanlarımızın, halkımızın, ilçemizin, ülkemizin genç zihinlerle yönetilmesi gerektiğini düşünüyorum. Genç zihinler her zaman genç projeler üretir, dinamik projeler üretir ve bir ülkeyi dinamik projeler kalkındırır. O anlamda bu gençliğinden almış olduğum cesaretle aday olarak çıktım. Allah yardımcınız olsun. Teşekkür ederim. Şimdi Fikret Başkanım, bizim kamuoyundaki en çok merak ettiğimiz konulardan birisi de şu. Bu geçtiğimiz 5 yıl mutlu yaşadığı sorunların içerisinde bir şöyle bir dedikodu dönüyor. İşte büyükşehir farklı partide olması, ilçenin farklı partide olmasından kaynaklı.
bir sorun olduğunu hep böyle fısıltı gazetesinde duyuyoruz. Siz olası bir kazanma durumu söz konusu olsa ve Büyükşehir'i farklı bir siyasi parti alırsa, böyle bir uyumsuzluk olursa nasıl çözeceksiniz? Ya da bu sorun olacak mı? Burada bunun tıkanma yaşanırsa nasıl çözmeyi düşünüyorsunuz? Şimdi evet, gayet güzel bir soru. Bu soru için öncelikle teşekkür ediyorum. Burada demokrasinin hakim olduğu ülkelerde öncelikle bu istenen bir durumdur. Farklı görüşlerin çatışması ve yarışması kavramları demokrasilerde önemli kavramlardır. Biz burada özellikle Büyükşehir Belediyesi ile uyum içerisinde çalışabileceğimizi düşünüyoruz. Şundan dolayı düşünüyoruz. Biz kimsenin dostu ya da düşmanı değiliz. Biz bir siyasi partiyiz. Belirli ilkelerimiz var. Bu ilkelerimizde insanların, özellikle Türkiye Cumhuriyeti'nde yaşayan insanların karşı çıkamayacağı ilkeler. Bu ilkeler çerçevesinde biz bu ilkelerimize uyan herkesle ittifak işbirliği içerisinde çalışabiliriz. Bu anlamda ben herhangi bir sorun yaşamayacağımız kanaatindeyim. Fakat gönül ister ki ilde, ilçede, memleket partisinde olmalıdır. Bu anlamda en doğru politikaları ortaya koyan parti biziz. Peki Büyükşehir'den aday çıkacak mı? Şu anda bu konuda çalışmalar devam etmekte. Önümüzdeki günlerde bu hususta bilgilendirme basınla yapılacaktır diye söyleyebilirim. Peki başkanım, ittifak durumu olabilir mi Mersin'de? Genel başkanımız bu konuda net açıklamalarını yaptı aslında. Bundan 2 hafta önce bir cuma günü basına bir açıklama yaptı. Oldukça ses getiren bir açıklamaydı. Bizim daha önce de söylediğimiz üzere belirli ilkelerimiz vardır. Biz Atatürk'ten taviz vermeyiz. Dersim'i tartışmayız. Tunceli deriz. Şeyh Said haindir. Bunu açıkça söyleriz. Genel başkanımız özellikle bu konulara değindi. Bunlar da bu kavramlar üzerinde ittifak yapamadığımız, birleşemediğimiz hiçbir partiyle siyasi ittifak içerisine girmeyiz. Ama anlaşırsanız girebiliriz. Evet, şöyle ifade edeyim. Anlaşırsak zaten CHP Memleket Partisi olur, Memleket Partisi CHP olur. Veya diğer partiler için aynı şey geçerlidir. Yani şimdi CHP kültüründen gelen bir siyasi çizgidesiniz, evet. Solcuyuz diyebiliyor musunuz? Biz solcu olduğumuzu söylemiyoruz. Özellikle tüzüğümüzde de bu husus geçiyor. Biz ne sağdan ne soldan, Atatürk'ün yolundan diyerek başladık. Artık sağ ve sol kavramlarının siyaseten mevta kavramlar olduğu kanaatindeyim. Doğru bulmuyorum bu kavramlar üzerinde siyaseti şekillendirmeyi. Özellikle sağ ve sol kavramları insanları kutuplaştırıyor. Biz ya, doğru yolun, Atatürk'ün yolu olduğu kanaatindeyiz. Gerçi şeyden emin değilim, hani tüzükten çok emin değilim ama tüzüğünde herhalde ben sağım solum diye yazan herhalde bir siyasi parti olduğunu ben de zannetmiyorum. Şimdi bir siyaset bilim öğrencisi olarak evet var. Özellikle tüzüğünde yer alan partiler var. Veya sol söylemleri tüzüğünde yer veren partiler var. O anlamda partilerin sağ veya sol olduğu tüzüklerinden açıkça anlaşılabilir. Bizim tüzüğümüzde bu yönde herhangi bir kavram yok. Biz açıkça doğrudan Atatürk'ün ortaya koyduğu ilkeler doğrultusunda siyaset yapmaya çalışıyoruz. Evet. Şimdi Fikret Başkanımız sağ olsun bize iyi çalışmış. Bize bir dosyayla gelmiş. Biraz programdan önce biraz inceledim. Yani çok ilgimi çeken bir konu var. Onu özellikle burada konuyu açmak istiyorum. Ben diğer adaylarımızın da dikkatini çekme adına. Cezaevi eksikliğini çok dile getirmişsiniz ve ben çok önemli buldum bu konuyu. Bunu biraz açabilir miyiz? Şimdi ben bir hukukçuyum öncelikle. O anlamda ben bu yöndeki sorunları daha net görüyorum diyebilirim. Cezaevi bizim MUT için özellikle eksik bir husustur. Daha öncesinde cezaevi vardı. Sonrasında bir takım sebeplerden ötürü kapatıldı. İnsanlarımız en yakın cezaevi olan Silifke Cezaevi'ne gitmek için bir hayli masraf ediyor. Oradaki çocuklarını görebilmek için bir hayli masraf ediyor. Yoruluyorlar. Bir günlerini, belki daha fazla günlerini heba ediyorlar. Bu anlamda MUT'un cezaevi açısından, MUT için cezaevi açısından bir proje yapılması gerektiği kanaatindeyim. Bunu da özellikle iktidara geldiğimiz, belediyeyi kazandığımız ilk zamanlarda bu konuda gerekli kurumlara gerekli yazışmaları yaparak, gerekli iletişimi sağlayarak cezaevi açılması için ciddi girişimlerde bulunacağımızı sözünü verebilirim. Şimdi başkanım, bu cezaevi daha önce vardı, kapatıldı. İşte şu anda adliyenin olduğu yerdeydi daha önce eski cezaevi.
Peki ilçe nüfusuna göre mi yapılıyor bu nedir? Niye buradan kaldırıldı? Şimdi bu konuda mevzuat herhangi... Niye açılmıyor? Yani sebep gerektirisi ne? Hukuki bir nedeni var mı açılması? Şimdi hukuki bir sebep olmadığını söyleyebilirim. Herhangi bir hukuki sebep yok. Fakat zaman içerisinde cezaevine ihtiyaç kalmadığı kanaati oluşmuş yetkili makamlarda. O zamanlar herhalde suç oranları bir hali düşmüş durumda kanaatimce. Akabinde günümüzde bir hukukçu, bir avukat olarak söyleyebilirim ki Mut'un ciddi bir cezaevine ihtiyacı vardır. Büyük bir cezaevine ihtiyacı vardır. Tabii bu toplumsal bir sorundur insanların cezaevine girmek zorunda kalması. Fakat bir aynı zamanda gerçekliktir de bu gerçekliğe yüz çeviremeyiz. Bu anlamda Mut'un cezaevine ihtiyacı olduğunu net bir şekilde söyleyebilirim. Yani burada cezaevinin olması ilçe esnafına ekonomik tabii katkı da sağlıyor. Ekonomik yani, katkı sağladığı gibi ayrıca ekonomik gidere de engel olur. Tabii yani ki. Cezaevindeki bulunan yakınlar için insanlar gitmek zorunda, gelmek zorunda belli bir külfet. Esasında projeyi ortaya koyarken esnaflara fayda sağlaması yönüne çok fazla yaklaşmadık. Çünkü ceza üzerinden bir ekonomik gelir elde etme amacı çok da doğru bir amaç olmaz. Elbet insanlarımız gelir elde edecektir. Fakat bunu bir amaç olarak ortaya koyamayız. Bizim amacımız insanların işlerini kolaylaştırmak, insanların cebinden para çıkmasını engellemek özellikle. Halkçı bir yaklaşımla projeyi ortaya koymaya çalıştık. Belediye başkanı olduğunuz zaman binayı diktiniz, hadi ben cezaevi yaptım açalım. Oluyor mu böyle? Bu konuda belediyenin cezaevi açmak gibi bir yetkisi yok tabii ki de. Adalet Bakanlığı'na bağlı cezaevi tevkif köyleri bünyesinde açılıyor cezaevleri. Fakat belediyeler, yerel yönetimler, merkezi yönetimlerle işbirliği içerisinde çalışabilir. Bu konuda taleplerde bulunabilirler. Belirli talepler, belirli sıklıkta yetkili mercilere ulaştığında elbette yetkili merciler bu konuda sessiz kalmayacaktır diye düşünüyorum. Yani kulis siyasetiyle tabiri caizse... Kurumlarla iletişim kurarak eksiklerini dile getirerek. Esasında kulis siyaseti demeyelim ama diplomasi yoluyla oldukça rahat bir şekilde çözülür. Evet. Bir de şey konusu var. Burada dikkatimi çeken. Suyun %22 buharlaşmasıyla ilgili bir fikriniz ve bununla ilgili çözüm noktasında hani tamamen sıfıra indirememek ama en aza indirmek için ilgili düşünceniz var. Bu konuyu da biraz açabilir misiniz? Evet. Bu öncelikle bunun için çok teşekkür ederim. Bu oldukça büyük bir sorundur Mut için. Devlet Su İşleri'nin resmi verilerine göre Türkiye'de yılda göletlerden, barajlardan, barajlarda biriken suyun %22'si buharlaşmaktadır. Baktığınız zaman neredeyse 1/4 gibi bir rakama tekabül etmektedir. Özellikle su sorunu yaşadığımız, küresel ısınma yaşadığımız şu zamanlarda hele hele tarım kenti olan Mut'umuz için bu ciddi bir sorundur. O anlamda bu konuda araştırmalarımızı yaptık, ekibimizi oluşturduk, ekibimize raporlarımızı hazırlattık. DSE'nin verilerinin aynı şekilde Mut'ta da gerçekleştiğini gördük. Biz sudaki buharlaşmayı %22 gibi büyük orandaki buharlaşmayı engelleyebilirsek insanlarımız göksudan daha az su kullanır. Oraya enerji harcayarak, para harcayarak getirmiş oldukları suyun neredeyse 1/4 havaya uçup gitmesini engellemiş oluruz. Bu hususta ekiplerimiz bize 5 farklı yöntemin olduğunu söylediler. 5 farklı yöntem üzerinde çalışmalara devam ediyor tabii ki de. Bu konuda belediye başkanlığı kazandığımızda daha net çalışmalar da yapacağız. İnsanlarımız için oldukça ekonomik katkı sağlayabilecek olan projenin önemli olduğu kanaatindeyim. Şimdi ben biraz daha siyasete gelmek istiyorum. Şimdi vatandaşımız en çok siyasete dair böyle şeyleri duymayı seviyor. Şimdi başkanım, şu anda sahadaki adaylar belli. Bu seçim geçmişe göre çok dişli. Hani tabiri caizse çok güçlü isimler sahada. Ve yaş olarak da sizden oldukça olgun durumdalar. Hem genç yaştasınız, hem yeni bir parti amblemiyle sahadasınız. Nasıl savaşacaksınız bu kişilerle karşı? Bu savaşma kelimesini geçen gün bir okuyucumuz, dinleyicimiz eleştirmiş. Yani bu bir latife olarak tabir ettiğim bir kelime. Ama onlara nasıl bir mücadele göstereceksin onlara karşı? Şimdi bu konuda tabii bunu sahada bu tepkiyi çok alıyorum. Daha doğrusu eleştiriyi diyelim. İyi niyetli eleştirileri çok fazla alıyorum. Genç yaşta olmam özellikle diğer adayların olgun olması insanların gözünde böyle bir bakış açısı yaratabiliyor. Fakat diyorum ki ben gençliğin verdiği enerjiyle çalışacağım. Elbette bizim kadrolarımızda, meclis üyesi kadrolarımızda
yaşlı, tecrübeli insanlarımız var. Fikir birliği içerisinde olabileceğimiz veya fikir tiyatrisi içerisinde olabileceğimiz insanlarımız var. Bunlardan fikirler alıyoruz. Önümüzdeki günlerde kadrolarımızı göreceksiniz zaten. Avukatlardan oluşan, inşaat mühendislerinden oluşan, mimarlardan oluşan, ziraat mühendislerinden oluşan, harita mühendislerinden oluşan çok geniş bir kadromuz var. Önümüzdeki günlerde bu kadrolarımız kamuoyuna yansıyacaktır. Biz bu ekiple çok güzel projeler ortaya koyabileceğimizi düşünüyoruz. Şimdi birkaç projeye değindim. Daha da değineceğiz. Fakat bunlar şimdilik başlangıç. Önümüzdeki 5 yıllık süreç içerisinde belediye başkanlığını kazandığımız andan itibaren biz MUT için gerekli faaliyetleri yürütmek, gerekli projeleri yapmak üzere gönüllü bir ekip kuracağız. Bu gönüllü ekip sayesinde MUT'un sorunlarını tespit edip, projelendirmeleri yapıp projeleri hayata geçireceğiz. Değinmek istediğim bir diğer husus ise şudur. Özellikle biz Memleket Partisi olarak halkın doğrudan demokrasi yoluyla siyasete, kamuoyuna, yönetime katılmasını benimsiyoruz. Bunun için biz bu ilkemiz doğrultusunda şöyle bir proje geliştireceğiz. MUT'ta memleket meclisleri kuracağız. Memleket meclisleri her mahallede bulunacak, her mahallede gönüllülük esasına göre toplanacak olan memleket meclisleri ayda bir toplantı yapacaklar. Kendi mahallelerinin sorunlarını bir rapor vasıtasıyla belediye meclisine sunacaklar. Belediye meclisi toplanacak, bu sorunların tespiti yapılmış olacak. Mecliste bu sorunlar görüşülecek, çözüm önerileri görüşülecek ve MUT için en gerekli, MUT'un doğrudan sorununa hitap eden çözümler üretilecek. Evet, başkanım oldukça dolu ve hazırlanmış, derse çalışmış bir vaziyette bugün. Şimdi kadroya az önce değindi ama bizim klasik kadro sorumuz tam olarak nelerden oluşacak değil. İsim olarak kimlerden ibaret şeklindedir. Şimdi başkanımıza soralım o zaman. Belediye meclis üyesi listeniz hazır mı? Burada kamuoyunun bildiği, tanıdığı isimlerden kimler var? Bize bugün ya da kamuoyuna bugün deklare edebileceğiz bir isim var mı? Tabii bu anlamda şu anda kadrolarımızı açıklamak doğru olmaz. Fakat çok genç, dinamik, gayet güzel bir ekiple kadroya çıkacağımızı söyleyebilirim. Kadrolarımızda daha önce söylediğim üzere inşaat mühendisleri, mimarlar, avukatlar, harita mühendisleri, ziraat mühendisleri bunların bir kısmını encümen adayı olarak göreceğiz. Bir kısmını yine yanımızda danışman kadro olarak göreceğiz. Tamamını yakın zamanda kamuoyuyla paylaşacağız. Yalnız şöyle bir kulis bilgisi vermek istiyorum burada da. Zafer Partisi kurucu eski ilçe başkanı Musa Aydınoğlu bizim partimize üyeliğini yaptırmış durumda. Paylaşımlarımızı da zaten yanımızda görüyorsunuz. Kendisi eski yönetimiyle birlikte tamamıyla Memleket Partisi'ne geçerek bu yolda desteğini açıklamıştır. Bunun da kamuoyunda iyi bir etki uyandıracağı kanaatindeyim. Şimdilik verebileceğim bilgiler arasında, kulis bilgiler arasında bu var. Evet. Şimdi başkanım ben size şöyle biraz farklı bir soru sorayım. Farklı deneyim de daha böyle kamuoyunun ses olmaya çalışayım. Yani en nihayet Memleket Partisi'nin en son aldığı oylar ortada ve seçim sürecinde iddiası düşük. Yani bizim bunu vatandaş olarak dışarıdan gördüğümüz bir gözle söylemek istiyorum. Seçim tarihi yaklaştığı zaman size bir ittifak talebi olursa ne yaparsınız? Şimdi öncelikle sorudaki bazı kısımları düzelterek başlamak istiyorum. İddiamız düşük değil. Gayet yüksek bir iddiayla başlıyoruz. Biz genç, özellikle gençlerin sesi olmak için, negatif durumda bulunan insanların sesi olmak için çıktık bu yola. İddialı olmasak zaten siyaset yapmayız. Ya sözünüzü kesiyorum. Burada iddianın anlam olarak, algı olarak yanlış anlaşılmasın. Elbette bir önceki seçimde yaşadığımız bazı durumlardan ötürü oy oranımız beklenenin bir aile altında kaldı. Fakat biz aslında bizim hitap ettiğimiz kesimin bir önceki almış olduğumuz %1'lik kesim olduğunu düşünmüyoruz. Biz Türkiye'de Atatürkçü kesim olan neredeyse insanların tamamına hitap ediyoruz. Artık iktidar ve muhalefetten sıkılmış insanlara hitap ediyoruz. Tabanımız oldukça geniş. Biz Atatürk'ün yolundan yürümek isteyen, Atatürk'ün ilkelerini benimseyen bütün insanlara sesleniyoruz. Gelin birlikte MUT'u kalkındıralım. MUT'u güzel bir memleket haline getirelim diyoruz. İttifak konusunda ise şunu söyleyebilirim.
Genel Başkanımız bu konuda aslında cevabını verdi. Bizim herhangi bir ittifaka şu anda kapılarımız kapalı. Bir defa bir yola çıkmışsak o yoldan geri dönmeyiz. Yani sandığa gideceksiniz. Kesinlikle. Sandığa gideceğiz. İnsanlarımız gönül rahatlığıyla ne sağdan ne soldan Atatürk'ün yolundan diyen insanlar üçüncü yola oylarını verecekler. Peki. Bu projelerine dair dönmek istiyorum. Az önce gençlere dair bir şeyden bahsetmişti. Bu özellikle sıkıntılı günlerden geçtiğimizden bahsetmiştik. Onunla ilgili konuyu açabilir misin? Gençlerimizle ilgili. Şu anda ya mesleğim itibariyle de bu konuya hakimim esasında. Gençlerimiz özellikle mutlu ciddi bir bağımlılık batağı içerisine girmiş durumdalar. Bu konuda gençlere ilgili rehabilitasyon merkezleri kurulması gerekiyor. Utun bu konuda çok ciddi bir ihtiyacı var. Bunun farkındayız. Bu konuda ne tip projeler yapabileceğimizin de farkındayız. Tamamı iktidara geldiğimiz ilk zamanlarda yapılacak, gençlerimizin hizmetine sunulacak. Bir de YMC'lerle ilgili bir fikrini söyleyeyim. Evet, şimdi MUT bir tarım kenti. Özellikle tarım kentlerinde YMC kavramı önemli bir kavram. Şimdi YMC öyle bir işçi statüsüdür ki YMC'lerin sigortaları yoktur. Herhangi bir sağlık güvenceleri yoktur. Maaşları, ücretleri nispeten diğerlerine göre düşüktür. Çalışma garantileri, güvenceleri yoktur. Bu anlamda biz YMC'lerin bu tip güvenceleri sağlamak için bir proje geliştirdik. YMC İstihdam Bürosu projemiz var. Biz belediyenin iştiraki olan bir şirket bünyesinde YMC İstihdam Bürosu kuracağız. Bu büro aracılığıyla işverenlere, işveren çiftçilere ve işçilere, işçi YMC'lere çağrıda bulunacağız. Bu büroya gelip kaydolacaklar. Amacımız şu, biz bu projede şu anda mevcut durumda işveren çiftçilerimiz herhangi bir YMC bulmakta zorlanıyorlar. YMC'ler de bu koordinasyon eksikliğinden ötürü zaman zaman günlerini boş geçirmek zorunda kalıyor ve haliyle maddi bir kayba uğruyorlar. Biz diyoruz ki bu büroya kaydolacak işlerimiz, bu büro aracılığıyla YMC'ler işverenlerle bir irtibat içerisinde bulunacak, büro görevlendirmeler yapacak. Bütün YMC'ler görevlendirildiği yerlerde çalışacaklar ve işverenlerden keseceğimiz cüzi primlerle işçilerin sigortasını ödeyeceğiz. Haliyle her türlü güvenceleri sağlanmış olacak. Gayet rahat bir şekilde ücretlerini almış olacaklar. Bu projenin faydalarından birisi de şu. Şu anda bu YMC sorunu, evet basit bir sorunmuş gibi görünüyor olabilir ama ilerleyen süreçte YMC bulunamamasından ötürü şehrimize sığınmacılar, yabancı uyruklu insanlar gelebilir. Bu da şehrimizin sosyo-kültürel yapısını değiştirir. Biz küçük bir Anadolu kasabasıyız. Bu yapımızı korumak zorundayız. Bu yapımızı korumazsak, sosyo-kültürel yapımız zarar görürse önümüzdeki nesillerimiz, bizden sonra gelecek olan nesiller inanın bizi hiç iyi yad etmeyeceklerdir. Şimdi ben de bir 10 günlük, 12 günlük bir kız babasıyım. Evet, bu anlamda teşekkür ederim. Bu anlamda kızımın da geleceğini düşünmek zorundayım. Kızım nezdinde bütün MUT çocuklarının geleceğini düşünüyorum. İleride onlara güzel müreffeh bir MUT sağlayabilmek için, sunabilmek için bizim bu tip projelere önem vermemiz gerekiyor. Peki bu aileler için de birkaç projeniz var galiba böyle sosyal alanlara dair, sinema gibi. Şimdi MUT'umuz az önce söylediğim küçük bir yerleşim birimi. Daha doğrusu sıkışmış bir yerleşim birimi. Kabuğuna sıkışmış, büyüyemiyor. Tabii bunun sebebi de içinde bulunduğu coğrafi koşullar olabilir. Bu yüzden MUT içerisinde ne düzenli bir toplu taşıma anlamı. Onun dışında AVM'miz yok, sinema salonlarımız yok, bir tiyatromuz yok. İnsanlar bu tip faaliyetlere ulaşabilmek için en yakın yer olan Konya'ya gitmek zorunda kalıyorlar. Bakın Karaman'da bile sinema var ama o kadar yeterli değil. Çok fazla ihtiyaca hizmet etmiyor. Evet. Yani en yakın yer Konya, bu anlamda bütün hepsini sağlayabilecek anlamda 3 saat uzaklıkta. Biz MUT'ta, MUT gibi gayet kültür seviyesi yüksek, bu tip özellikle kültürel faaliyetlere aç bir yerde sinema ve tiyatro gibi faaliyetleri rahatlıkla yürütebiliriz. Peki başkan, biz bu bahsettiğiniz sosyal alanları, sinema olsun, tiyatro olsun, bunları belediye olarak yaptığınız zaman ticari anlamda bunları karşılayabilecek talep olacak mı?
Ya da Karaman'ı buraya çekebilecek miyiz? Bilmiyorum, Ermeni'yi çekebilecek miyiz o zaman? Şimdi biz merkez konumundayız aslında baktığınız zaman. Çünkü Karaman 2 saat, 1,5-2 saat Konya'ya uzaklığı, buraya çok daha kısa sürede gelebiliyorlar. Günler deseniz yakın bir yer yok Günler'e. Silifke'de örneğin hiçbir AVM yok. Silifke büyük bir yerleşim birimi fakat hiçbir AVM yok orada. Bu tip bir hizmet yok. Ermenek'te keza öyle bir hizmet yok. Biz merkeze bunu kurduğumuz zaman inanın hafta sonlarında insanlar burada geçirmek isteyecekler. Buraya akın edecekler. Bu da şehrimizin ekonomisine ciddi anlamda katkı sağlayacaktır. Geçtiğimiz günlerde Ahmet abi hani bir yazımızda da değindiğim husus vardı. Aday adayımızın bir tanesi bu konuya ilgisi çekmiş. Benim de hoşuma gitmişti. Göksu akar, mut bakar diye bir laf vardı dilimizde. Başkanımın da Göksu üzerinde bazı projelerini okudum. Hoşuma gitti. O konuyu da açabilir miyiz? Şimdi Göksu üzerinde, evet Göksu tarımsal faaliyetler için kullanılan bir nehir. Ama Göksu sadece tarım için kullanılacak kadar küçük bir nehir değil. Göksu üzerinde çok daha güzel faaliyetler yapılabilir. Su sporları yapılabilir. Su sporları yoluyla buranın reklamı yapılabilir. Daha da önemlisi reklamdır burada. Su Sporları Federasyonu'nun burada yapacağı herhangi bir etkinlik MUT'a reklam anlamında çok şey katacaktır. MUT'un sadece tanıtım değil, ekonomisini de etkileyecek olan bir faaliyet bu. O yüzden biz bunlara önem veriyoruz. Ve gençlerimizin de bu tip faaliyetlerde eğlenmeye hakkı var diye düşünüyorum. Evet, başkanım maşallah bayağı çalışmış. Evet, söylüyorsa ben bir şey yapayım. Sosyal medyada paylaştığınız... Üçüncü bir yol açıyoruz. Evet, açalım mı? Şimdi biz zaten parti olarak üçüncü yol alma iddiasıyla ortaya çıktık. Evet. İnsanlarımız artık içinde bulunduğumuz ekonomik koşullardan bıkmış, 8 milyon sığınmacının dolduğu bir Türkiye'den bıkmış durumda. Daha bıktığımız çok şey var. Anlatmaya çalışsak burada saatlerce program yaparız ama... Evet. Fakat insanlar gidip de bu bütün bu bıkkınlığa rağmen karşısında bulunan eski bir deyimle ana muhalefet partisine de yönelmek istemiyorlar. Çünkü onlar da insanlara güven veremiyor. Daha önce bahsettiğim üzere DEM Parti söylemi, DEM Parti ile bir dirsek teması içerisinde bulunma, Dersim söylemi, Şeyh Said söylemi insanları oradan uzaklaştırıyor. Çünkü bizim insanımızın kimyasında bu yoktur. Biz... diyoruz ki milli konularda tamamıyla yapılanları doğru buluyoruz. SİHA projelerini, Mavi Deniz projesini, sınır ötesi operasyonları, Azerbaycan konusunda yapılanları tamamını doğru buluyoruz. Ama biz şuna da kayıtsız kalamıyoruz. İnsanlar şu anda enflasyon altında, enflasyonun ezici ortamı içerisinde eziliyorlar. Sığınmacı sorunu şu anda belki... O kadar büyük bir problem yaratmıyor olabilir ama önümüzdeki süreçte ki bunun tarihte örnekleri vardır çok çok büyük problemler yaratacaktır. Bunlar da umursamıyor şu anda. Akabinde dış politikadaki tutarsızlıklar, deprem sorunu üzerine asla yoğunlaşılmaması. Bizim bu konudaki duruşumuz nettir. Biz bundan 6-7 yıl önce belki daha da fazla zaman önce deprem sorununun bir beka problemi olduğunu söylediğinde genel başkanımız... İnsanlar abartıyorsun demişlerdi. Fakat gördük ki deprem gerçekten bir beka problemi. Bizim bu tip konularda duruşumuz nettir. O anlamda biz bu sıkıcı, bezmiş, hayattan bezmiş iktidara da karşısında seçim kazanmak için uğraşmayan muhalefete de karşı çıkıyoruz. O yüzden üçüncü yoluz. Üçüncü yol söylemi bize aittir. Bunu da özellikle belirtmek istiyorum. Üçüncü yol söylemini kimse sahiplenmeye çalışmasın. Bu söylemi ilk ortaya çıkaran da, siyaset sahnesinde son zamanlarda ilk ortaya çıkaran da, söyleme sonuna kadar sahip çıkan da biziz. Evet, ne güzel. Başkanımın vermiş olduğu dosyayı okurken, sokak hayvanlarını falan da okudum. Hatta hoşuma da gitti. Yani artık her geçen gün, gecenin ilerleyen saatte sokaklarımız köpekler tarafından hakimiyet kuruldu. Bununla ilgili fikirlerinizi de duymak isterim. Bizim sokak hayvanları, bizim özellikle önem verdiğimiz bu konu, sokak hayvanları bizim dostumuzdur. Her türlü hayvan bizim dostumuzdur. İnsanlığın dostudur. Yüzyıllarda da böyledir. Biz özellikle sokak hayvanlarımızı önemsiyoruz. Fakat sokaklarda tehlikeli biçimde dolaşan hayvanların insanlarımıza, çocuklarımıza zarar vermesine de karşıyız. Şöyle ifade edebilirim bu konuda. Sokak hayvanları konusundaki geliştireceğimiz barınak projeleri,
insanlarımızı, çocuklarımızı koruyacağı gibi sokak hayvanlarını da koruyacaktır. Sokak hayvanları şu anda sokaklarda trafik kazalarına sebep olmaktadır. Birçoğu arabaların çarpması sonucu ölmektedir. Sokak hayvanları da hayatını almaktadır bu süreç içerisinde. Biz bu anlamda yapacağımız barınaklar sayesinde sokak hayvanlarımızın ve insanlarımızın, çocuklarımızın canlarını korumaya başlıyoruz. Evet. Toparlayalım. Ben toplamayayım da direkt biteyim Ahmet abi. Son sözü sana bırakayım. Şimdi o zaman Mutlu, şu olmazsa olmaz dediğiniz bir projeniz var mı? Klasik soruya dönebilir mi? İlk başkan olduğunuzda vereceğiniz ilk talimat ne olurdu? Öyle olsun. Hadi. Başkan, başkan olduğunda vereceğim ilk talimat şu olur. Evet. Bizim acil eylem planı dediğimiz, bakın proje demiyorum, acil eylem planı dediğimiz bir planımız var. Evet. Nedir bu? Birçok adayımız bunu bir proje olarak ortaya sunsalar da bize göre yollar, altyapı, şehirleşme bunlar proje değildir. Bunlar acil eylem planı içerisindedir. Şu anda yollarımız affedersiniz filan dikilse dikilecek durumda evet. içerisine. Delik deşik her yer. Biz bunu proje olarak sunmuyoruz halkımıza. Biz geldiğimiz anda ilk aylar içerisinde tamamıyla yaşanabilir bir şehir inşa edeceğiz. Acil eylem planı olarak görüyoruz. Bir proje olarak görmüyoruz. Tekrar söylüyorum. Tamamıyla yollarımızı güzelleştireceğiz. Şehrimize güzel bir görünüm kazandıracağız. Şunu anlatmak istiyorum. Burada aklıma gelmişken. Geçen aylar önce bir arkadaşım ziyaretime geldi. Biliyorsunuz kalenin orası Mut'u gören bir yer. Oraya çıktık ve baktığında manzaraya dedi ki bana burayı ben Kerkük'e benzettim. Kendisi de aynı zamanda Kerkük'te de bulunmuş bir arkadaşımız. Bu aslında beni yaralayan bir cümle oldu. Çünkü Kerkük dağınık şehir yapılaşmasıyla bilinen bir yerdir. Bizim şehrimizin ne kadar dağınık olduğunu anlatan bir cümleydi aslında bu. Biz öncelikle şehirde bu yapılaşmayı sağlayacağız. İlk yapacağımız şeylerden birisi bu olacak. Akabinde bununla eşdeğer, eş güdüm içerisinde direkt tarım politikalarına geçeceğiz. Mutumuzun temel geçim kaynağı tarımdır. Tarım politikalarımızı devreye sokacağız. Bu konuda gerekli çalışmaları yapacağız. Ve devamlı da diğer projelerimizi hayata geçireceğiz diyebilirim. Evet, başkanımıza tekrar teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ediyorum. Davetimize icap edip bizi kırmadığı için. Ahmet abi sana bırakıyorum. Son olarak mesajınız var mı? Evet, burada son olarak gençlere Mut'ta mevcut yönetimden memnun olmayan fakat karşısındaki adaya da oy vermek istemeyen insanlara seslenmek istiyorum. Gelin 3. yolda birleşelim, bu yolu büyütelim ve iktidara gelelim diyorum. Çünkü bizim güzel bir Mut'ta, mutlu bir memlekette yaşamaya hakkımız var. Evet, teşekkür ederiz. Ben programımıza katıldınız, renk verdiniz. Çok teşekkürler. Yolunuz açık olsun diyorum. Evet sevgili takipçilerimiz, 3 noktanın sonuna geldik. Bir dahaki programımızda görüşmek üzere. Hoşça kalın.